Bu video Emekli TV Emeklilik Danışma Merkezi ve asosarsa Arsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu bu yayınımızda ele alacağız. Bildiğiniz üzere İzin zamanı yaklaştıkça yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısı da artıyor. Çünkü özellikle Türkiye'ye uçakla gitmek isteyen vatandaşlarımızın cüzdanında yangın çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin Almanya'dan Türkiye'ye gidiş geliş fiyatı minimum 3000 euroya kadar yükselmiş vaziyette. Sadece 3000 euro olsa iyi değerli izleyicilerimiz orada sağa sola gitmek, tatile gitmek vesaire derken bir ailenin Türkiye'ye gidiş geliş maliyeti minimum 8000 euro'ya kadar yükselmiş vaziyette. Aşağısı var, yukarısı var, kişiye göre tabii ki değişir. Ancak en önemli kalem olan Türk Hava Yolları biletlerinin, uçak biletlerinin bu kadar pahalı olması da akıl alır gibi değil. Şimdi Türk Hava Yolları'ndan bir son dakika açıklaması yapıldı. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarında %80 doluluk oranına ulaştığını ve bunun da bir başarı olduğunu söyledi. Peki değerli izleyicilerimiz, iyi güzel. Bayrak taşıyıcımız, bizim devletimize, milletimize ait olan bir havayolu firması güzel hizmet veriyor ama fiyatları neden bu kadar yüksek? Recep abi bir uçak var. Hani daha doğrusu bir köy var. Okey bizim köyümüz ama gitmesek de görmesek de bunun gibi bir şey. Yani bu kadar pahalı binemiyoruz. Şimdi Fatih başarı aslında Türk Hava Yolları'ndan kaynaklanmıyor. Bu yüzde 80 doluluk oranları yani yurt dışındaki doluluk oranları aslında milyonlarca Türk'ün ana vatan dışında olmasından kaynaklanıyor. Yani bu insanlar tatile geliyor. Yılın belirli dönemi birkaç defa gelmeye çalışan emekli büyüklerimiz var. Yani iki defa, üç defa e, ana vatana giden dostlarımız var. E aynı zamanda tatil sezonunda da e, insanlarımız memleketini görmek istiyor. Gençlerde de, e, eski kuşakta vardı, gençlerde de Türkiye'de tatil yapma isteği artıyor. Bu da gurur verici. Şimdi bu başarının nedeni, aslında milyonlarca yurt dışında yerleşik Türk'ün olması. Tamam Türk Hava Yolları iyi hizmet veriyor ama senin zaten potansiyel yurt dışında müşterin var Fatih. Bundan kaynaklanıyor. Ee, İnsanlarda i̇nsanlar da milli bayrak taşıyıcımız hava yolu olduğu için, hava yolumuz olduğu için e, bunu tercih ediyor. Şimdi %80 doluluk oranı çok büyük bir başarı. Ama ben bunu Türk Hava Yolları yönetiminin başarısından ziyade vatandaşlarımızın ana vatan dışında olmasına bağlıyorum. Şimdi abi bak soru şu. Tamam. Anladık. Şimdi benim hava yolum, benim vergimle, senin verginle, devletin parasıyla, vatandaştan toplanan vergiyle alınan uçaklar bunlar. Şu anda 455 tane uçak var. Şimdi iyi hoş da bu uçak benim uçağım. Senin uçağın bizi izleyen vatandaşımızın uçağı. Ya kardeşim biz şunu soruyoruz. Diyoruz ki Türk Hava Yolları kendi vatandaşına yurt dışında yaşayan vatandaşına neden bu kadar pahalıya uçak bileti satıyor? Yurt dışında ikameti olan insanlarımıza yılda bir sefer Türkiye'ye gidiş geliş %50 indirimli uçak bileti satsa batar mı diyoruz abi? Yani daha uygun fiyatla satsan şu uçağı. yüzde %80 dolulukla değil de Almanya'daki Avrupa'daki kardeşlerimiz %95 %100 dolulukla bu uçağı gelse e zaten gene kazanıyorsun aynı parayı Fatih. Yani burada koltukların bir kısmı boş kalacağına sen bu fiyatı uygun yaparsın. Yani şimdi tatil fiyatında 8 bin avrolardan bahsediyorsun. Fatih bu para kolay birikmiyor. Evde iki kişi çalışsa bile tamam mı? iki kişi çalışsa bile bu para kolay kenara konmuyor. Yani insanlar bir Anadolu'ya e, memlekete tatile gittiğinde yıl boyunda biriktirdikleri parayı bir şekilde tatile ve Türk Hava Yolları'na vermek zorunda. Ee, başında da dediğin yayının. Gerçekten de Türk Hava Yolu bu milletin vergileriyle bu milletin dişinden tırnağından arttırdığıyla kurulan hava yolu şirketi. E tamam sonra çok başarılı oldu. Büyüdü ama yurt dışında yaşayan Türklerin sayesinde büyüdü. Ar Bakıyoruz bugün Avrupa'nın, Amerika'nın birçok dev şirketi iflas ediyor pandemi sürecinde iflas etti. abi çok doğru tespitlerin. güzel ama bak ben sorunun cevabını senden alamıyorum yani abi ben şunu söylüyorum bak Geçen yıl Türk Hava Yolları 2 milyar euro kar ettiğini açıkladı Ben şunu söylüyorum ya bir buçuk milyar euro kazan ama yurt dışında yaşayan vatandaşın gelsin bu uçağa rahat rahat binsin. Bak ben öyle insanlar tanıyorum ki bu uçak biletinin pahalılığından dolayı yıllardır Türkiye'ye gidemiyor abi. Yani Türk Hava Yolları'nın genel müdürü bugün 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor. Türk Hava Yolları'nın genel müdürü yardımcıdır. Zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun. O maaşları zaten Fatih e, biz ele geçirip de duyurduktan sonra tamam mecliste de her yerde de gündeme geldi ama gerçekten haram zıkkım olsun. Arkadaşlar genel müdür 1 milyon 400 bin TL maaş artı huzur hakkı alıyor. Huzur hakkı şu bu Türk Hava Yolları'nın 8-9 tane daha şirketi var. İkisinde yönetim kurulu üyesi bu şirketlerin toplantılarına katıldığında minimum 3500 dolar civarında da ayrıca her toplantı için para alıyor. Bak yılda iki tane toplantıya katılsa 8-9 bin dolar da ayrıca alıyor. Türk Hava Yolu Genel Müdür Yardımcı sayısı 8 tane. 1 milyon 230 bin TL maaş alıyorlar. Türk Hava Yolları'nda 83 tane daire başkanı var. 700 bin TL maaş alıyorlar. Türk Hava Yolları'nda yüzlerce müdür var. 350 bin TL maaş alıyorlar. Emekli bugün şu anda 10 bin TL maaş alıyor bitti mi Hayır asgari ücretli günde 8 saat en az çalışan kardeşimiz 17.000 TL maaş alıyorken sizin 1 milyon 400 bin TL artı huzur hakkı maaş almanız vicdani değil ahlaki değil şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söylüyorlar Biz bunları Türkiye'ye duyurduğumuzda milyonlarca kişi tarafından izlendi özellikle bizim Instagram hesabımızdan kıymetli izleyicilerimiz 10 bin TL'nin olduğu noktada 1 milyon TL, 1 milyon 400 bin TL adil değil. Bu bir kere kesin. Bazı izleyicilerimiz şu yorumları yaptılar. Dediler ki işte Lufthansa'ya bak Lufthansa'nın genel müdürü de bu kadar para alıyor. Ya arkadaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 10 bin lirayla ay sonunu getirmek zorunda olan bir vatandaşımız varken sen 1 milyon 400 bin TL Alan bir kişiyi savunuyorsan sana da söyleyecek sözümüz yok. Ya, bu Türk Hava Yolları Genel Müdürü daha önce hangi hava yollarını başarıdan başarıya koşturmuş da Türk Hava Yollarına gelmiş. Ya başarı ne başarını varmış, çok varmış. güzel söyledin abi ha. sen. Şu anda Türk Hava Yollarının bu kadar başarılı olmasının, başarılı görünmesinin nedeni yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız. Onların kazandırmış olduğu para kardeşim. Şu anda Değerli izleyicilerimiz ya bakın Allah aşkına ya Almanya'nın havayolu şirketi Lufthansa bile Türk Hava Yolları'ndan daha ucuza Türkiye'ye gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Ayıptır ya. Siz bu milletin yakasına yapışmışsınız ya. Bu nedir kardeşim? Üstelik şunu da söyleyelim. Devletimizi yöneten sayın yöneticilerimiz ya bu nedir kardeşim? Ne zaman el atacaksınız siz bu konuya ya? 4 kişilik bir ailenin cebinden minimum 3000 euro para çıkıyor. Bir vatandaş 1500-2000 euro hadi 2500 euro maaş alıyor. Bunun hangisini biriktirecek de Türkiye'ye izne gidecek kardeşim ya? Nasıl bir vicdansızlıktır bu ya? Yani 2 milyar dolar kar etme, bir 1,5 et. Ha bunu dediğimizde de bize şunu efendi biz halka açık bir şirketiz, özel bir şirketiz. Ya neren özel kardeşim? Borsadaki yatırımcılar mı atadı seni oraya? Sen kamu tarafından atanmış bir yöneticisin. Yoksa sen Türkiye'deki hiçbir şirkette bu maaşı alamazsın, bunun %10'unu bile alamazsın. Arkadaşlar, şimdi yani birazcık insanın da vicdanlı olması lazım ya. Biz bunu açıkladık. Birileri diyor ki belge göster. Ya kardeşim Türk Hava Yolu gibi bir şirket hakkında bir haber yapıyoruz. Recep Bey 35 yıldır gazetecilik yapan bir değerli meslektaşım, değerli meslek büyüğüm. Ben 25 yıldır bu mesleği yapan bir kişiyim. Arkadaşlar biz yalan mı söyleyeceğiz? Size her anlattığımız haberde elimizde belgeyle mi çıkacağız karşınıza kardeşim? Zaten böyle bir şey yalan olsaydı milyonlarca kişi tarafından bu videolar izlendi, hakkımızda dava açılırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Biz noter değiliz yani belge açın. İnanmıyorsan girersin, yazarsın. Bak Google'a şunu yaz. De ki Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün maaşı diye yaz. Görürsün. Yalan söyleyecek halimiz yok kardeşim. Bakın biz niye bağırıyoruz bu kadar? Neden sinirliyiz? Senin hakkın için. Bize itiraz edenleri söylüyorum. Senden kesilen vergiyle bu adamlar maaş alıyorlar. Babalarının uçakları değil. Babalarının uçak tarlası yok bunların. Niye hakkını savunmuyorsun da kardeşim bizimle kavga ediyorsun ya? Acaba diyorum Fatih. Yani hiçbir kardeşimiz aslında bu bilet rakamlarını ya da bunların maaşlarını savunamaz. Bunların trolleri mi diyorum? Bu troll işi çok moda oldu biliyorsun. Herhalde biz bu yöneticilerin maaşlarını eleştiriyoruz diye belki bunların yakınları falan da olabilir onlar yani. Olabilir arkadaşlar ya bakın bu Türk Hava Yolları, Hani söylemek istemiyorum ama gerçekten dünyanın önemli şirketlerinden bir tanesi gurur duyuyoruz. Ama bu bilet politikasını doğru bulmuyoruz ve şunu söylüyoruz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hiç olmazsa yılda bir sefer yüzde 50 indirimli Türkiye bedava da vermeyin Türkiye yüzde 50 indirimli gitsin gelsin kardeşim. Ne var yani bunda çok mu zor bir şey ya? Anlamıyorum gerçekten. Bakın yani bunları konuşunca arkadaşlar ne benim cebime ne de Recep Eserin cebine bir para giriyor. Biz sorumlu yayıncılık, amme hizmeti yapan gazeteciler olarak diyoruz ki millete ait olan uçaklara milletin kendisi binemiyor kardeşim. Ama Bak abi, Türkçesi bu. Fatih şunu söyleyeyim. Türk Hava Yolları birçok yere mesela yeni hatlara gezi düzenliyor, gazetecileri de bindiriyor, uçağa götürüyor. Yani biz de bunları söylemesek biz de dünyanın her yerine bedava gezdiler aslında. Yani biz, biz ah. bedava gezmek yerine Türk Hava Yolları'yla bedava gezmek yerine e, vatandaşımızın hakkını arıyoruz Fatih. Biz gazeteciler olarak çeşitli davetler alıyoruz. Gelin işte sizi seyahat ettirelim vesaire hava yollarından çeşitli şirketlerden bugüne kadar hiçbir hava yolundan tek bir sefer ne bir bedava bilet ne pas bilet hayatımız boyunca almadık almayız da böyle bir şey tevessül de etmeyiz ne bir otelin ücretsiz davetini kabul ettik Fatih ne de bir hava yolunu asla böyle bir şey söz konusu olamaz Biz bunları anlatırken de arkadaşlar bilin ki sizin hakkınızı savunmak için anlatıyoruz yani bizi eleştirenlere şunu söylüyoruz arkadaşlar bak senin paranda bu bir de şöyle bir şey var bize özellikle Türkiye'den bu konuyla ilgili eleştirenler arkadaşlar ya 17.000 TL maaş alan varken 10.000 TL maaş alan varken 1 milyon 400 bin TL artı huzur hakkı maaş alan bir kişinin almış olduğu bu maaş Normalse sizlerden özür dileriz özür dileriz sizlerden almaya devam etsin. haramdır kardeşim bununla hacca da gidilmez oraya da gidilmez evine ekmek de alınmaz Evet bu konuyla ilgili sizden ricamız şu lütfen videonun altına Siz de görüşlerinizi yazın yanılıyorsak şu nedenden dolayı yanılıyorsunuz deyin. Saygı, sevgi içerisinde, hakaret etmeden yazmış olduğunuz tüm yorumları okuyoruz ve hepsini de yayınlıyoruz zaten bir sorun yok. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. <laughs>